Herkese merhaba. Bugün nefis bir krep tarifiyle geldim size. Sadece tek bir malzeme, o da kırmızı mercimek. Ne süt, ne yumurta, ne un, hiçbiri yok. Bakın şöyle içini de göstermek istiyorum ve hemen tarife geçiyorum. Derin bir kase alıyorum. 1 su bardağı kırmızı mercimeğim var. Kırmızı mercimeği kasenin içine koyacağım ve güzelce yıkayacağım. İyice yıkamanız önemli. Yıkadıktan sonra üzerine geçecek kadar su dolduruyoruz. Tarifin en can alıcı noktası da zaten burası. Minimum 12 saat bekletmemiz gerekiyor. 24 saatte bekletebilirsiniz. Beklettikten sonra şu hale gelecek. Suyunu süzüyoruz güzelce. Şimdi şöyle bir alete ihtiyacımız var. Dilerseniz rondoyla da yapabilirsiniz. Ya da benimki gibi bu makineden varsa bununla da yapabilirsiniz. Mercimeklerimizi suyunu süzdük. Güzelce rondonun içerisine, çekeceğiniz makinenin içerisine koyuyoruz. Üzerine aynı ölçü bardağıyla yarım su bardağı su koyuyoruz. Baharat ekleyeceğiz. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ben 1 çay kaşığı silme tuz, kimyon, karabiber ve kekik ekledim. Karbonat ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı silme karbonat ilave ediyoruz. Bu böyle birazcık daha pufur pufur kabarmasını sağlıyor. Çünkü pankek yapıyoruz aslında. Sonra kapağını kapatıyoruz aletimizin veya rondonuzun. Sonra güzelce çekiyoruz. Buradaki en önemli kısım da mercimeklerinizin pütür pütür kalmaması gerekiyor. O yüzden hem bekletme aşaması önemli hem de çekme aşaması önemli. Dikkatlice iyice çekin. Böyle bakın köpük köpük olması gerekiyor. Zaten o da fermente olduğunu gösteriyor. Sonra tavanızın mutlaka yapışmaz bir tava olmasına dikkat edin. Bir peçeteyle şöyle hafif bir yağlarsanız daha iyi kalkacaktır ilk pankek. Sonrakilerde zaten yağlamanıza gerek yok. Bir kaşık yardımıyla şöyle 2 kaşık gibi koyun. Üzerine hafifçe bastırın, çok yayılmasın ve sonra pişmeye bırakın. Pişerken üstünde küçük küçük delikler oluştuğunda ters yüz ediyoruz. Bakın şimdi yakından da göstereceğim ne yaptığımı. O delikleri görmeniz, bakın zaten kıvamını da görüyorsunuz, yoğun bir kıvamı var, köpük köpük. Hiç ne un, ne yumurta, ne süt, hiçbir şey yok. Bu şekilde beklettiğiniz mercimeklerle yapılacak enfes bir tarif. Bakın yakından da görün, şu anda oldu. Ters yüz ediyoruz ve diğer tarafı da güzelce pişiriyoruz ve alıyoruz. Hepsi bu kadar. Glutensiz beslenenler, vegan beslenenler, beslenmesine dikkat edenler, diyet yapanlar için harika bir pankek tarifi. Videomuzu buraya kadar seyrettiyseniz ve beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.